İstanbul'da da dün 31. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı vardı. Zorlu yarışı takip eden CNN Türk Muhabiri Özgür Deniz Kaya ve kameraman Mehmet Bulut'un izlenimlerini izleyeceksiniz. Sporcular Kanlıca'dan denize atladı. Boğaz yarım günlüğüne gemi geçişine kapatıldı. Yarısı yurt dışından gelen toplam 2400 kişi Asya kıtasından Avrupa kıtasına kulaç atarak geçti. 31. Kıtalar Arası Boğaziçi Yüzme Yarışı'nda ilk sporcular da 6,5 kilometrelik parkuru tamamladı ve Kuruçeşme'ye geldi. Ancak dereceye girenler elektronik halıdaki sonuçlara göre belli olacak. 17 yaşındaki Ilgın Çelik 47 dakika 28 saniye ile, erkeklerde ise Melikşah Düyen 48 dakika 28 saniye ile birinci oldu. Su gerçekten aşırı soğuktu. Yani bayağı bir üşüdüm. Özellikle ilk girdiğimde bir 100 metre falan titredim, titrediğimi hissettim. Sporcular güneşli bir günde boğazı yüzerek geçmenin tadını çıkardı. Bu yarış için nereden geldiniz? Amerika'dan. Takip ediyordum daha önceleri. Daha önce katılmıştım Türkiye'deyken. Ama özellikle bunun için geldim. Benim için kolaydı. Geçtim. İstanbul'un efsanesi oldum. Akıncıyı bulmak biraz problemliydi. Böyle tam buldum diyorum, tekrar kaybediyorsun. Öyle bir şeydi. Biraz zordu. Bitiriş biraz zordu ama çok keyifliydi. Hep söylüyorum, Türkiye'deki en güzel organizasyonlardan bir tanesi. Ben 7. defa katılıyorum. 59 dakika 14 saniyede bitirdim. Bu yani dünyanın herhalde olabilecek en güzel tecrübelerinden biri. Su müthiş, serinliği çok güzel. Tek kusuru çok pis. Deniz geçen seneye göre o kadar pis ki anlatamam. Plastik torbalar aşağıda. Yani bunu, bu boğazı bu kadar pis tutmak çok yazık. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müjdeli haberi verdi. 1 milyon kişiye kadın, erkek, genç, yaşlı demeden isteyen 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Gerek bakanlığımıza ait havuzları, gerekse gerektiğinde özel sektöre de ait havuzları kullanarak yeni yüzücüleri yetiştireceğiz. Hem Avrupa'da hem dünyada yüzme şampiyonalarında yüzücülerimizle gurur duyacağız.